Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Cümleten selamun aleyküm. İsmim Ahmet Ali. Bir kısmınız tanıyor, bir kısmınız belki yeni gördü. Bugün inşallah bir kardeşiniz olarak sizinle Bediüzzaman Hazretleri'nin 13. sözünden kendi anladığımı müzakere etmek istiyorum. İnşallah sizin de katkılarınız olur. Bilgilerinizi bizimle paylaşırsınız. Ondan da bir bereket hasıl olur diye düşünüyorum. 13. söz bize Kur'an'ın diğer bilgilerden, bilgi üretim şekillerinden ya da şöyle söyleyelim, arzi bilgilerden Kur'an'ın nasıl ayrıldığını birkaç metodolojik farklılığıyla, vurgu farklılığı, yöneliş farklılığı, içerik farklılığıyla anlatıyor. Yani biz bir Müslüman olarak elhamdülillah, yani Müslüman ailelerde doğduk ama şöyle karşı karşıya gelsek, bir ehli dünya ile bir Kur'an'dan habersizle karşı karşıya gelsek, ya siz bu Kur'an'a çok önem veriyorsunuz, ne buldunuz bunda dese, işte bize ışık tutabilecek bir metin bu 13. söz. 13. söz iki ayet-i kerime ile başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mü'minin. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetun lil mü'minin. Bu ayet İsra suresinin 82. ayeti. İsra suresinin 82. ayeti kısacık bir mealiyle şöyle buyruluyor burada. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz. İkinci ayeti kerime estağfirullah. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagile. Ve ma allamnahu şi'ra ve ma yenbagile. Bu da Yasin suresinin 69. ayetinden. Yasin suresinin 69. ayetinden. Bunun da kısacık bir meali şu şekilde: biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Bu söz, bu ayeti kerimelerin, elbette bu ayetlerle beraber daha bu ayetlere bakan birçok daha ayeti kerimenin ve hadis-i şerifin tefsirini içeriyor. Söze başlamadan önce biraz ayetleri müzakere edelim. Madem ki biz bu sözde bu ayetlerin tefsirini konuşacağız, önce biraz ayetleri konuşmamız doğru olur. Bu ayetlerle daha meal düzeyinde muhatap olduğumuzda bile şöyle bir şey hissediyoruz. 1. Kur'an herkes için şifa ve rahmet değil. Ayet-i kerime ne diyor? Kur'an kimin için şifa ve rahmet? Müminler için. Bak, ilk bize bunu belirtti. Mümin olmak ne demek diye sorsam mesela, elhamdülillah hepimiz müminiz ama mümin olmak ne, nasıl bir alana tekabül ediyor bizim dünyamızda? Mümin olmayanla mümin olan neresinden ayrılıyor bu hayatta diye düşünsek aklımıza neler gelir? Mesela ben şöyle bir şeyi hissediyorum. Hani Sadı Taftazane Hazretleri'nin iman tarifinin içinde var ya, iman kulun kendi cüz'i iradesini sarfından sonra Cenab-ı Hakk'ın onun kalbinde ilka ettiği bir nur. Yani hidayet Allah'tan. Sadece amelle hidayet olmaz. Allah lütfederse hidayet olur. Ama ondan evvel de bir cüz'i iradenin sarfı lazım. Peki bu sarf bizde nasıl gerçekleşiyor? Biz nasıl mümin olduk? Allah-u Alem bunun bir tarafı şöyle psikolojik bir duruma tekabül ediyor. Mümin olan insan, mümin olmayan insanın razı olduğu hallerden razı değil. Kendi içinde bir temkin, bir tereddüt. Ya ben böyle olmamalıyım, ben daha iyisi olmalıyım, ben daha güzel bir şey olmalıyım. Ben sadece mesela hayvandan ibaret değilim, ben sadece bedenimden ibaret değilim, yediğimden içtiğimden ibaret değilim. Benim daha ulvi gayelerim olmalı. Tabiri caizse dengesizliğini, arayışını içinde hissediyor. O arayıştan sonra yine İbn Arabi Hazretleri'nin ifadesiyle her arayan bulamaz ama bulanlar ancak arayanlardır diyor ya. Cenab-ı Hak öyle bir açlığı yaratıyor onun içinde.
Sonra da o aç la lütuf ile iman geliyor. Mesela ehli dünya bir ilim adamı, Irvin Yalom diye meşhur bir psikolog var, psikiyatrist. Onun Bugünü Yaşama Arzusu diye bir kitabı var. O adam çok enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki, bir hastayı tedaviye geldi, işte psikiyatrik sorunları olan bir hasta geldi tedaviye. Biz onu tedaviye diyor, şuradan başlarız. Ne zaman ki o hasta suçlamayı bırakıp kendi sorumluluklarını kabul eder, şifa da diyor ancak ondan sonra başlar. Eğer hasta geldi ama herkesi suçluyor, bir tek kendisini suçlamıyor, nefsinin avukatı gibi. Bu adam diyor nefsinin avukatı olduğu için ona diyor hiçbir şey anlatamazsınız, ancak dinlersiniz diyor. Ne zaman ki derse ya tamam etrafım böyleydi ama ben de şöyle yapabilirdim, onu yapmadım. Veya ben de galiba şurada yapıyorum. Eğer diyor hastayı bu noktaya getirebilirsek psikiyatrik tedavi tesir etmeye başlar veya psikolojik tedavi o adamda işlemeye başlar. Müminin hali de budur. Mümin, bende bir yanlış var, benim başka bir şey, olduğum şeyden daha yukarı bir şey, daha aşkın bir şey, Cenab-ı Hakk'ın bana haber vereceği, bildirdiği başka bir şey olmam lazım açlığını hissettiği için mümin olmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh mümin olmuştur. Amr bin Hişam, Ebu Cehil mümin olmamıştır. Çünkü birinde açlık vardı, o bulunduğu halden razı değildi. Daha iyi birisi olmak açlığını içinde hissediyordu ama diğeri bunu hissetmiyordu. Bir diğer ayrımı müminin, mümin bedel ödemeye hazır olandır. Çünkü iman illaki insandan şu an olduğumuz şeyden başka bir şey olmamızı istiyor. Yani imanın her mertebesi, bizim bulunduğumuz mertebe de dahil, yani sokakta gezen herhangi birisi gibi olmayacağım veya imandan, Kur'an'dan, sünnetten habersiz bir insan gibi olmayacağım, bundan sonra daha başka bir şey olacağım, bunun bedeline de hazırım. Bunun bedeli nedir? 5 vakit namaz kılmak mı günde? Bu bir bedeldir, yani gününüzün içinde zaman ayırıyorsunuz. Bunu göze alıyorsanız iman sizde tesir eder. Veya işte buna mümasil helaller, haramlar noktasında hayattan istediği bedeli Cenab-ı Hakk'ın ödüyorsanız Cenab-ı Hakk'a, Cenab-ı Hak size mal veriyor, 1/40'ını bedel istiyor zekat olarak yılda bir. Veriyorsanız oluyorsunuz. Zaman veriyor, 1 saatini namaz olarak geri istiyor. Ödüyorsanız mümin oluyorsunuz. Veya işte bütün bir yıl yemeği içmeyi serbest bırakıyor ama 1 ay diyor ki benim dediğim şey, saatlerde yiyeceksin ve yemeyeceksin diyor. Ödüyorsanız mümin oluyorsunuz. Bir kere demek ki bizim Kur'an'dan şifa alabilmemiz için, onun şifasını ve rahmetini alabilmemiz için bu halet ruhiyeye bürünüyor olmamız lazım. Eğer bu halet ruhiyeye bürünmüyorsak Kur'an bizim kulağımızdan herhangi bir bilgi gibi geçiyor demektir. Nasıl mesela işte futbol maçları hakkında, efendime söyleyeyim, siyaset hakkında konuşuyoruz ama bu bilgi bizi bir yere götürmüyor. Benim mesela Kaan diye bir arkadaşım vardı. Acayip futbol hastası, Beşiktaşlı. Abi bir başlıyor işte şu maçta, Beşiktaşlılar el kaldırdı abi, ben de Beşiktaşlıyım. Aynı günahı paylaşıyoruz. Ya işte şey olarak abi, hani mala yani bir iş oluyor, bir taraf oraya çıkıyor yani ister istemez. He, gibi şeyleri var tabii. Mesela o, ama o şimdi onun Beşiktaşlılığı böyle bizimki gibi değil yani. Bir başlıyor şu maçı nasıl kazandık, hangi dakikada kim gol attı, bilmem hangi topçuyu bilmem ne zaman almıştık, ne zaman gitti. Ya diyorum Kaan, tamam ben de Beşiktaşlıyım ama abi senin bu yaptığın bir işgal yani, bir şey yani, bizi sürekli bununla meşgul ediyorsun, sürekli bunu anlatıyorsun. Bak bu da bir bilgi ama bu bilgi bizi insaniyetimizde bir yere götürüyor mu? Ben mesela gittim Beşiktaş maçı izledim, geri eve döndüm, daha iyi bir insan oluyor muyum? Bir eşik atlatıyor mu bana? Bak bu da bir bilgi. Veya diyelim bilim dünyasına girdik. İşte ne yaptık? Atom altı maddeleri inceledik falan filan. Bu insanı insanlığında bir yere götürüyor mu? Bir ileriye, bir başka mesafeye. Bilgidir ya. Kalıyor aklımızda. Lazım oluyor ama bir yere de götürmüyor. Ama Kur'an'daki bilgi böyle değildir bakınız. Kur'an'daki bilgi şifa ve rahmettir. Kur'an'dan bir ayeti ders aldığınız anda hayattaki tezahürleri görülmeye başlar. Ahmet'i Ahmetliğinde, Mehmet'i Mehmetliğinde, Osman'ı Osmanlığında mesafe aldırır Kur'an. Kur'an böyle bir bilgidir. Yani bu ayete böyle bakalım. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifa'u ve rahmetu lil müminin. Biz Kur'an'dan müminler için bir şifa ve rahmet olan şeyi indiriyoruz.
Yani Cenab-ı Hak Kelamullah hakkında buyuruyor ki bu bilgi öyle sıradan bir bilgi değil. Bu bilgi size şifa. Bu bilgi size rahmet. Bu bilgi sizin ihtiyacınız olan bir şey. Buna karşı o açlıkla bekleyin. O açlıkla durun ki bu bilgi sizde tesirli olsun gibi bir şey burada var. Tabii şifanın ve rahmetin tesir etmesi için de insanın Cenab-ı Hakk'a karşı yaralarını gizlememesi lazım. Aczimizi ve fakrımızı Üstad Hazretleri'nin bize ders verdiği gibi sürekli açık tutarak, Musa Aleyhisselam'ın o güzel duası, Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım diyor ya, tam o noktada biz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın o dua ettiği noktadan hiç yerimizi değiştirmedik. Ya Rabbi vereceğin her hayra muhtacım noktasında Kur'an'ın karşısında durursak inşallah Kur'an da bize şifasını lütfeder. Diğer ayet ve ma allemnehu şiira ve ma yenbagile. Biz peygambere şiir öğretmedik, bu ona yakışmaz da. Bu mesela enteresandır. Kur'an-ı Kerim kendisini şiirden tenzih ediyor. Şiir nedir? Mesela sizin dünyanızda şiir denince ne aklınıza geliyor? Kendini ifade etme sanatı. Bir, evet değil mi? Ama üstünlerinden birisi yani. Başka böyle aklına... Söz söyleme sanatı. Kısa, öz, veciz. Evet değil mi? O yönü de var. Yani bir sözü en kısa, en sanatlı şekilde... İçindeki aşkı sözleri dökme sanatı da olabilir. Yani kimisi Allah'a bir şey ifade eden, dini anlamda şiir yapıyor. Evet. İçindeki aşkı böyle temsil edilir, anlatmaya çalışıyor. Evet. Temsil dökmek. Evet. Böyle yanları var. Yani şiir... Mevlana, Celaleddin Rumi, Mesnevi'yle... Evet tabii onlar artık şiirin üst düzeyleri. Yani şiirde şöyle bir şey var. Beşer bir bilgi üretiyorsa bu bilgiyi en sanatlı, en veciz abimizin de dediği gibi en böyle komprime bir şekilde ve kulağa da hoş gelen, sese de hoş gelen şekilde anlatabilmesinin yolu şiir. Bak arzi bilgi üretiminin en üst şekli şiir. Ama Kur'an bundan da kendini tenzih ediyor. Ben bundan da üstün bir şeyim diyor. Bak sadece öyle de görmeyin diyor. Yani Kur'an'ın sadece sanatlı bir söz olduğunu da düşünmeyin. Bende ondan aşkın şöyle bir şey de var. Mesela bu Kur'an-ı Kerim nazil olana kadar Kabe'nin duvarında asılı olan 7 şiir varmış. 7 askı şiiri diyorlar. Duymuşsunuzdur mutlaka. En iyi şiirleri. Ben onunla ilgili bir kitap çalışması okudum. Bir şiirle kavga ederlermiş, bir şiirle barış. Evet, o zamanlarda o kadar şeymiş, tesirliymiş. Hatta bugün de tesiri var ama tabii o güne göre biraz daha geride kalmış. Ben o 7 askı şiirini okudum mesela şey olarak. Bir kitap çalışması vardı. Şiirlerin aslı var, tercümesi var, işte şairleri hakkında bilgi var. Abi adam şeyi anlatıyor mesela şimdi. Atımın yelesi böyle, bilmem işte benim onu koşturuşum böyle, kılıcımı çekişim böyle. Şimdi o şiirin içeriğine bakıyorsunuz. Bir de Kur'an'ın içeriğine bakıyorsunuz. Abi Kur'an'ın konusu bambaşka bir şey. Kur'an tabiri caizse mevzuyu almış çok başka bir yere çıkarmış. Yani cahiliye dönemi şiiriyle Kur'an'ın içeriğini karşılaştırdığınız zaman bu iş sadece belagat-ı edadan ibaret değil. İçerik itibariyle Kur'an çok aşkın bir şey. O şiir karşılaştırmasında da bunu görüyorsunuz. Yani şiir neticesinde insan üretimi abi. İnsan üretimi olduğu için de sınırlarla mukayyet, yanlış vurgularla alude, yaralı eserler ortaya çıkıyor mesela. Devam edelim. Şimdi ayetleri şöyle hafif bir şekilde zihnimize aldık. Bunlarla Risale-i Nur'a gidelim bakalım o bize ne söylüyor. Kur'an-ı Hakim, ne demek Kur'an-ı Hakim? Sonsuz hikmet sahibi Kur'an ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini, ders-i ibretlerini, derece-i ilimlerini muvazene etmek istersen şu gelecek sözlere dikkat et. Bakınız bu sözde ne yapılacak? İlk cümlede söyledi. Kur'an-ı Hakim ile felsefe ulumunun mahsul-i hikmetlerini. Felsefe ne demek? Felsefe ulumu, felsefe ilimleri diyor üstad. Hani hepimizin aklında şöyle böyle bir şey vardır mesela. Bir arkadaşımız uzun uzun konuştuğunda ya felsefe yapma deriz mesela böyle latifane bir şekilde. Şiir alanı bir hata var mısın? Farklı bir alan, hayata daha farklı bir yönlerinden bakış açısı. Ama iyi şekilde alırsan, kötü şekilde alırsan dinden çıkartana kadar seni tabii sürecek bir alan. Abi ben şöyle bir şey yapıyorum kendimce, bencilliğin. Hatalıysam uyarın ana arabalarda yazar ya. İnsanın arzi bir mahluk olarak içinde yaratıldığı kainatı veya kendisini vahiden ve sünnetten habersiz olarak anlamaya çalışması felsefedir.
onlardan hissedar olduğu kadar felsefe yaralarından kurtulur. Mesela bir felsefeci eğer Kur'an'ı ve sünneti kendisine rehber edinirse o yaralarından dünyayı anlarken yaptığı hatalardan kurtulur ama onlardan uzaklaştığı müddetçe ne olur? Kendisindeki kayıtlar, kendisindeki sınırlar. Çünkü insan mahluk, mahluk alemi nasıl kuşatabilir? Biz milyonlarca senedir, milyarlarca senedir var olan alemin, uçsuz bucaksız alemin içinde dünya diye bir gezegen nokta kadar değil, onun içinde nokta kadar olmayan bir yerdeyiz. Bizim burada vereceğimiz hükümler eğer sadece kendi aklımıza veya kendi müşahedatımıza veya kendi tecrübemize dayanırsa isabet etmesi çok güçleşir. Ki mesela Aristo'nun bilim yaklaşımı bugün yanlışlanmıştır yani. Mesela Sokrates'in kimi görüşleri yanlışlanmıştır. Niye? Çünkü bakıyoruz ki ya o dünya onların bahsettiği gibi, uzay onların bahsettiği gibi değil. Bilim ilerledikçe öncekinin yanlışını düzelterek ilerliyor. Yani felsefeyi özetle şöyle anlayabiliriz. Arzi bilgi üretim tarzı. Arzlı insanların kendi sınırları içinde dünyayı ve kendilerini anlama çabası. Bunun tezahürleri. Felsefe ana bir başlıktır. Hayal ürünü diyebilir miyiz? Hayal değildir abi de parçadan bütüne gider. Akıl yürütme ama parçadan ama bütüne gider. Olmadığı bir akıl yürütme. Yani böyle şey sünnete dayanmıyor. Evet, evet. Kur'an ve sünnetin yani Cenab-ı Hak her şeye muhit olduğu için bize bütünün dengesiyle haber veriyor. Yarattığının bütünlüğünü o biliyor. Buyurun abi. Bir katkınız. Şöyle bir şey. Felsefe dediniz de çok da bölünürsen canlı. Yok estağfurullah. Aklınıza misafir de geldi ama. Estağfurullah. Şöyle bir şey var. Felsefede ben eğitim aldığım zaman, izlediğim zaman internette şöyle anlatıyor oradaki profesör. Felsefe bir sanatçı, sanatçının ya da sanatçının bakış açısıdır. Mesela bir sanatçı gibi düşünemeyiz. Bir sanatçı bir tabloya çok farklı gözden bakar ama biz bu tablo der geçeriz diyor. Mesela onun bakış açısı da dünyaya bizim bakış açımız bir değil. O dünyaya farklı perspektiften bakar diyor. Ama biz diyor farklı alanda bakarız. Mesela Picasso tablo yapıyor. Burada diyor balık ve deniz bu diyor. Ya balık nerede ben bir türlü göremedim diyor. Picasso'ya soruyor. İşte orada diyor ya balığın başka bir şey benim. O ona göre mesela balık değil ama Picasso'ya göre balık. Kimine göre kartal, kimine göre kuş. Hani bakış açısının evet, evet, değişimlerini kaynaklı. Bir anlama çabası var orada evet. Evet. İşte Kur'an-ı Hakim ile yani Kur'an'la bize gelen bilgi, sünnetle bize gelen bilgi bunu onun içine koyalım ile felsefe ulumunun bizim bu arzda kendi sınırlılığımız içinde ürettiğimiz bilginin mahsulleri açısından, vardığı sonuçlar açısından bir muvazenesi olacak burada. İki, ders-i ibretleri yani Kur'an bizi neye yönlendiriyor bakmaya, felsefe bizi neye yönlendiriyor bakmaya onun bir muvazenesi olacak ve derece-i ilimleri. Ve ortaya çıkardıkları bilginin ederi nedir? Sonuç itibariyle ne veriyor bize? Onun bir muvazenesi olacak bu sözde inşallah ilerleyebildiğimiz kadar bu kısmı okuyacağız. Derece ilimlerini muvazene etmek, karşılaştırmak istersen şu gelecek sözlere dikkat et. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın yani beyanları mucize olan Kur'an'ın bütün kainattaki adiyat namıyla, adiyat yani sıradanlar namıyla yağ dolunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan ve mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazine-i ulum açar. Cümleyi bir daha okuyayım, sonra ince tefekkürüne geçelim. İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yad olunan harikulade ve birer mucize-i kudret olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp, o hakaik-i acibeyi zişura açıp, nazar-ı ibretlerini celbedip, ukule tükenmez bir hazine-i ulum açar. Felsefe hikmeti ise, bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp, cahilane ve lakaydane üstünde geçer. Yalnız, harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden ve kemal-i fıtrattan sükut eden nadir fertleri nazarı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatini adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş,
üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velveleyi istigrapla, nazarı ibretle teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybtan muntazam iaşelerini görüp küfran perdesini üstüne çeker, fakat intizamdan şüzuz etmiş, kabilesinden cüda düşmüş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister, haşiye, Amerika'da aynen bu vaka olmuştur diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetindeki fakr ve iflasını gör, ibret al diyor Bediüzzaman Hazretleri. Şimdi burada bize ne söylendi? Bayağı bir şey söylendi. Cümleler uzun uzun, birçok bilmediğimiz kelime var. Şöyle bir manayı ben özetle hissediyorum. Bediüzzaman Hazretleri şurada dedi ya, neye ibret yönlendiriyorlar, dersi ibretleri nedir dedi ya, felsefe ilmi ve Kur'an ilmi başka alanlara dikkatimizi yönlendiriyor. Başka derken birbirinden farklı değil, genişlik ve darlık açısından bir fark var. Eğer siz Kur'an'la muhatapsanız, Kur'an'ın verdiği bakış açısıyla zenginleşmişseniz, onun tam bir tilmizi talebesi olmuşsanız, sizin için kainatta sıradan bir şey kalmıyor. Ne demek bu? Yani kainatta sıradan bir şey kalmaması ne demek olabilir? Her şey muhteşem. Her şey hakkında düşünülesi. Bediüzzaman Hazretleri mesela İşaretül İcaz'da bunun altını çizer. Kur'an neden sivrisinekten örnek veriyor? Neden arıdan örnek veriyor? Neden karıncayı anıyor? Neden deveye bakmaz mısınız buyuruyor? Evet, yani onların hepsi hakkında düşünülesi şeyler. İnsanoğlu yolunu şaşırmış, yönünü şaşırmış, dikkatinin dengesini yitirmiş. Normalde ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi sırrıyla her şey Müslüman için bilgi alanıdır. Yani her. Mehturat-ı Samadhani diyor ya işte. Evet, evet. Aslında öyle. Adiyat suresi var abi. İçeriğini bilmiyorum ama. Siz az önce Adiyat'ı bir kez ifade evet. Belki de onu da ben de bilmiyorum şimdi o konuyu. Evet, Allah razı olsun. Evet. Neden söz ettim? Evet. Yani buyurun abi sizden. Ya estağfurullah. Bir öğretmen, din öğretmeni muhtelebisi bir abim vardı. Onunla beraber böyle istişare yapmıştık. Sinek bahsini okuduktan sonra Emrah'cığım dedi. Hiç zaman sinek öldüremedim dedi. Şu ya. Bilmiyorum, çok bilgisizim bak, dedi. Yani çok böyle söyleyeceğim şeyler var. Araya çok girmek istemiyorum. Mezun olmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Yok estağfurullah. Estağfurullah. Yani onu okuduktan sonra diyor, şuurum açıldı diyor. Bak yani mesela insanın ne güzel bir nimet önümüze alıp koyuyor mesela. Hani bazı terlik gözünü öldürmeye kalkıyor. Demek ki öyle bir şeyin ibaret değil. Allah diyor ki hepsi benim sessiz kullarımdır. Ama diyor mahşerde hepsi dile gelecekler. Demek ki bir martıya, bir hayvana bir şeye zarar verirken evet, şuurlu olmak lazım. O da Allah'ın bir kulu. Dikkat etmek diye düşünmek lazım. Sinekten bunu açmak lazım. Bak abi bu bilgi nasıl varlıkla ilişkimizi değiştirdi? Başta onu konuştuk ya bak. Bu sıradan bir bilgi değil. İşte skor öğrendim veya işte şunun hayatına baktım falan değil. Birebir varlıkla nasıl muhatap olduğunuzu etkiliyor. Bak Cenab-ı Hak Kur'an'da sıradan şeyleri örnek veriyor ki onlar sıradan değil. Sıradanlaştırmak senin hata. Ülfet perdesini kırıyor onların üstündeki. Şimdi burada da onu diyor. Kur'an-ı Kerim en sıradan şeyin bile bize bir mucize yatağı. Eğer dikkatle bakarsak Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sını, sıfatı, celilesini anlatan bir bilgi kaynağı olduğunu söylüyor. Ama felsefe ne yapıyor? Felsefe her defasında bilgi alanını daraltarak ilerliyor. Felsefe diyor Bediüzzaman Hazretleri, bunu sadece yüksek felsefe olarak düşünmeyin. İşte bugün biz arzda medya vasıtasıyla birçok bilgi üretim tarzıyla muhatap oluyoruz. Mesela diyorlar ki ya bir köpek insanı ısırsa haber olmaz ama insan köpeği ısırırsa bunun haberi değeri var yani. Niye? Çünkü sıra dışı bir olay. Bak her defasında sıra dışı olan. Televizyona bakıyorsunuz, dikkatimiz neye yönlenmiş vaziyette haber bültenlerinde?
hep böyle kanundan huruc etmiş hadiseler gibi. Mesela dünyada diyelim şu an milyonlarca bebek, milyarlarca bebek sağlıklı bir şekilde besleniyor. Anneleri tarafından, işte babaları tarafından, onların sağlıkları hiçbir sorun olmadan devam ediyor. Ama siz ana haber bültenini açtığınız anda ne izliyorsunuz? Bir tane hastalık var diyelim, milyonda bir oluyor. O hastalığa yakalanmış çocuğun acı tablosunu size şak diye gösteriyor. Bak, vurguyu yöneten algıyı da yönetir. Grafikerlerde, tasarımcılarda böyle bir şey vardır. Mesela vurgu derler, azı çoğa galip eder. Vurgu, azı çoğa galip eder. Bir metin olsun, bir sayfa, ortada bir tane kelimeyi bold yapın veya kırmızı yapın. Elinize aldığınız an neyi görürsünüz? O kırmızı veya bold olan yeri görürsünüz. Bak, o vurgu azı çoğa galip hale getirir. Bugünkü seküler medeniyet de bize öyle bir sunuyor ki alemi, alem hakkında hüsnü zannımız kalmıyor arkadaşlar. Bak, çok ilginç. Cenab-ı Hakk'ın eseri hakkında hüsnü zannımızı yıkıyorlar. Açıyorsun, o felaket olmuş, bu acı olay olmuş, şu fena şey olmuş, bu şu olmuş. E ne oluyor? Dünya hakkında güzel düşünmez oluyorsunuz. Dünya hakkında güzel düşünmez olunca ne oluyor? Onu yaratan Allah hakkında da güzel düşünmez oluyorsunuz. Evet. Ne diyor ateistler mesela? Rastlarsınız onların internet sitelerinde veya videolarında. Ya diyor, Allah varsa diyor, bu savaşlar niye var? E kardeşim, bir tek savaşlar mı var ama? Ama o işte o nazar yönlendirdi. İyi göremiyorlar. İyi insanlar da var ama. Tabii. Güzellik yapan insanlar da var. İnsanları, kötü insanlardan nefret ettim diyor. Ya iyi insanı gör. Ya. Kötü insanı görme. Ama namaz ve ibadetten hayvana bakan, doğayı besleyen, yardımcı olan insan da onları niye görmüyor? Tabii abi. İnsanlar kötü diyor. Nereye kötü? Tabii. Röportaj yaptım, mikrofon tuttum, inceledim adamın hayatına baktım. 24 saat beraber mi? Hani karalamak var. İki insanı kötü görüyor. Bütün alemi. Suizan ediyor abi işte. İnsanlar da iyi. Allah için toplanıyorlar, geliyorlar. Bunları niye görmüyorsun? Tabii. Ama algı, şuur dediğiniz gibi haberler, sistem, zamanla şeytan hizmeti çalıştıkları için görmesine engel oluyor. Evet abi. Yani işte bu uyanık olunması gereken bir şey. Dikkatimiz nereye yönlendirilirse algımız da yönetilir. Dikkatimizi yöneten algımızı da yönetir. O bize ne okutuyorsa bir zaman sonra deriz ki ya herhalde alem bundan ibaret. İşte alem kötülükten ibaret. Alem açlıktan ibaret. Alem savaştan ibaret. Ondan sonra bir ileriki aşamada Cenab-ı Hak hakkında suizan yapıp haşa sümme haşa sümme haşa onu inkara kadar giden o yol bu suizandan teşekkül ediyor. Bu yanlış algıdan teşekkül ediyor. Şimdi bir daha dönüyorum metne. Bakın Kur'an bizi ne yapıyormuş? İşte Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın bütün kainattaki adiyat namıyla yağ dolunan harikulade, biz adiyat diyoruz ama aslında harikulade ve birer mucize-i kudret olan, kudret mucizesi olan mevcudat üstündeki adet ve ülfet perdesini keskin beyanatıyla yırtıp o hakaik-i acibeyi, onlardaki yüksek sırları, yüksek bilgiyi zişura açıp nazar-ı ibretlerini celbedip akıllara tükenmez bir hazine-i ulum açar. Hatta diyebiliriz ki modern bilimin doğuşunun altında da Kur'an'ın bu uyandırışı vardır. Bediüzzaman Hazretleri hani 20. sözde diyor ya, Kur'an kıssaları pek çok teknolojik icadın arkasındaki arka plandır. Hem Kur'an'daki kıssalar hem de diğer mesela Tevrat'la gelmiş kıssalar veya İncil'le gelmiş kıssalar. Muharref kısmını hariç tutalım ama hakikate dair olan kıssalar. Ne yapmıştır bunlar? Beşerin tabiri caizse, bu güzel bir ifade değil ama hani eşeğin aklına karpuz kabuğu düşürmek diye bir şey vardır ya. Beşerin aklına düşürmüştür. Mesela evet gündemini almıştır. Süleyman Aleyhisselam, biz Kur'an kıssalarında duyduk ki Süleyman Aleyhisselam ordusunu havadan sevk ediyor. Şimdi insanın aklına bu girdi. Ya bu nasıl olabilir? Bak, bu insanın düşüncesine, tefekkür dünyasına bir şey olarak girdi. Zamanla ne olmuş? İnsanlar denemişler bunu. Ya havayı acaba yapabilir miyiz böyle? Havanın üstünde seyahat edebilir miyiz? Veya Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. Veya işte efendime söyleyeyim, İsa Aleyhisselam'ın tıbbi mucizeleri. Bunların her birini duyduğumuzda, vahiyle biz haberdar olduğumuzda diyoruz ki ya böyle bir şey olabilir mi? Bak, beşerin aklına düşüyor bu. Sonra aradan asırlar geçiyor, insanoğlu bunu başarabilecek seviyeye geliyor. Tıpkı onun gibi de Kur'an demiştir ki, estağfirullah, ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi,
her şey Cenab-ı Hakk'ı hamd ile tesbih eder demiştir. Bize her şeyin, her bir şeyin, o sıradan gördüğümüz her bir şeyin bir bilgi kaynağı olduğuna uyandırmıştır. Ve modern bilim dediğimiz şey de aslında beşeriyetin bu ayetle bir anlamda amel edişidir. Ha, Allah'ın ayeti olarak şey yapmıyorlar ama buyurun hocam. Şöyle diyor ya, Allah senin beşerin ihtiyacına göre, herkesin kabiliyetine göre ilhamla konuşuyor. Tabii tabii. Bugünkü teknolojide inanmayanların elindeki o ilim de ihsan edilenler de Rabbim onlarla konuşuyor. Tabii tabii. Cenab-ı Hakk'ın ufuklarını açması onlara. Evet evet. Evet. Yani. Açıyor onlar. Kainatta ilim ve on. Tabii tabii. On kapa- onun şeyiyle oluyor, lütfuyla oluyor. Zaten bir söz var. Adını koy ki olsun diye. He, değil mi? Ya bir şeyi zikrettiğin anda aslında onu yapmaya başlıyor. Tabii tabii. Önce tahayyül. Buyurun abi. Zaten Çelebi de dalga geçtikleri gibi uçmayı ilk çözen, uçabilen ilk Müslüman Türk olarak ben tarihe geçiyor. Peygamber Efendimiz'e inanmadıkları gibi ayı ortadan ikiye bölünüyor, papazı gösteriyor. İnanmıyorlar. Asırlar sonra uzaya çıkıyorlar. Ayda boydan boya çatlak olduğunu görüyorlar. İşte kerameti gerçekleştiğini gösteriyor. Hani inanmıyorlar, hani bilmiyorum. Bak diye burası onun karşısına çıkıyor yani. Ama şunu hesap edemiyorlar. Allah'ın gücünü, kudretini hesap edemiyorlar. Evet. Mesela diyor ki, şu hayvan ne kadar güzel diyor. O ne kadar güzelse onu yaratan daha ne kadar daha güzel. Ya, ya. Yani o şuuru çözemiyorlar. İşte onun da bu kitaplarla evet. Çözmek lazım. Biraz okumak, araştırmak lazım yani. Ya. Daha sonra şuurumuz kapalı maalesef. Modern bilim bir aşamaya gelmiş. Varlığın tamamını bir bilgi kaynağı olduğunu bir anlamda fark etmiş. Yarım da olsa fark etmiş. Ha Allah'ı okuyamıyor ama bir bilgi çıkarıyor ondan. O bilgiyi dünyada istimal edebiliyoruz. Bu aslında ayet-i kerimenin uyandırışının tezahürüdür yani. Evet, bir hazine-i ulum açtı Kur'an insanlığa. Dedi ki her şey bilgi kaynağıdır. Yani tabiri caizse. Felsefe hikmeti ise bak felsefe ne yapıyor? Bütün harikulade olan mucizat-ı kudreti adet perdesi içinde saklayıp cahilane ve lakaydane üstünde geçer. İşte az önce konuştuk. Dünyada her gün devam eden, dünyanın varlığı bağlı olan belki binlerce fizik yasası var ve tamamen düzgün bir şekilde işlemeye devam ediyorlar ama bu asla ve asla basının, medyanın konusu olmuyor. İşte milyarlarca yavru var, iaşelerini Cenab-ı Hak lütfu keremiyle sağlıyor. Biz bunu okuyup bundan bir moral alamıyoruz sağdan soldan. Hep böyle kusur olana, arıza olana doğru bir yöneliş var. Yalnız harikuladelikten düşen ve intizam-ı hilkatten huruc eden, yani o hilkatin düzeninden Cenab-ı Hak bir hikmeti gereği hariçte yaratmış. Derler ya her köyün bir delisi vardır. Genelde de öyledir gerçekten böyle. Neredeki bir yerleşim birimi var orada bir deli olur. Niye? Akıl sahibi olanlar aklın kıymetini anlasınlar. Hiç deli olmasa kendilerini kimle muvazen edeceklerdi? Yani akıllının, aklının kıymetini anlaması için. Tabii tabii bir deli olacak. Ya bak bu da varmış. Böyle de olabilirmişiz. Cenab-ı Hak şükürler olsun bizi böyle yaratmamış. Demek için böyle bir ölçü birimi lazım. İntizam-ı hılkatten huruc eden Cenab-ı Hakk'ın öyle huruç, hariç, fertler yaratmasının sırrı da bu. Ve kemal-i fıtrattan, o fıtratın kemalinden sükut eden, aşağı düşen nadir fertleri nazar-ı dikkate arz eder. Onları birer ibretli hikmet diye zişura takdim eder. Dikkatimizi ne yapıyor? Genel olan, hep devam eden le meşgul etmiyor, alıyor, ondan hariç olayı yönlendiriyor. Mesela en cami bir mucize-i kudret olan insanın hilkatine adi deyip lakaytlıkla bakar. Fakat insanın kemal-i hilkatinden huruc etmiş. Üç ayaklı yahut iki başlı bir insanı bir velvele-i istigrapla, yani böyle aman koşun ne garip bir şey oldu gibi bir velveleyle nazar-ı ibrete teşhir eder. Mesela en latif ve umumi bir mucize-i rahmet olan bütün yavruların hazine-i gaybden muntazam iaşelerini adi görüp küfran perdesinin üstüne çeker. Onun hakkında düşündürmez, onu unutturur, örter üstünü. Fakat intizamdan şüzüz etmiş, ondan sıyrılmış, düzenden çıkmış, kabilesinden cüda olmuş, yalnız olarak gurbete düşmüş, denizin altında olan bir böceğin bir yeşil yaprakla iaşesini görür, ondan tecelli eden lütuf ve keremle bütün hazır balıkçıları ağlatmak ister. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası, yani Kur'an-ı Kerim'in zenginliği nereden geliyor? Kur'an-ı Kerim bütün varlığı bilgi alanı olarak kabul ediyor çünkü. Oradan geliyor. Alanı geniş.
ve felsefenin ilim ve ibret ve marifet-i sani cihetinde fakr ve iflasını gör, ibret al. Burada bir de küçük şunu girmek istiyorum. Bu da belki dikkatli olmamız gereken bugünün bir hastalığı. Bizi mesela yine bir şekilde bilimsellik adı altında çok uç şeyler hakkında düşündürüyorlar veya çok uç şeylere dikkatimizi yönlendiriyorlar. Diyelim kuantum fiziğiyle ilgileniyorsanız, işte CERN deneyiyle ilgileniyorsanız biraz dikkatinizi oraya çekiyorlar. Öyle mevzular konuşuyorsunuz ki orada ya da düşünüyorsunuz ki orada aslında sıradan olanla ilgili olarak okuyabileceğiniz bilgiyi Cenab-ı Hakk'ın Esma-ül Hüsna'sını o alanda, o karmaşada kaybediyorsunuz. Size öyle şeyler anlatıyorlar ki atom altı alemde şöyle oluyormuş, böyle oluyormuş. Bak bu da bir dikkat yönlendirme. Hani bilimsellik de bir anlamda bazen insanın dikkatini çıkamayacağı denizlere sürükleyebiliyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in ilim ve hikmet ve marifet-i ilahiye cihetiyle servet ve gınası, felsefenin ilim ve ibret ve marifeti sani cihetinde Cenab-ı Hakk'ı bilme cihetindeki fakr ve ihlasını gör, ibret al. İşte bu sırdandır ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstağnidir. Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstağnidir. Kur'an-ı Kerim nereden geliyor? Bize verdiği bilgi nereden geliyor Kur'an-ı Kerim'in? Ezelden olmuş olacak her şeyi bir gören bir manzara aladan gelen bir bilgi. Ama şiir nasıl bir bilgi veya işte felsefe nasıl bir bilgi? En aşağıdan parçanın adım adım bütünü okumaya çalışmasıyla gelişen, oluşan, terakki edebilen bir bilgi. Çok özür dilerim. Buyurun abi. Bir şey de onu söyleyecektim de açtığınız için konu söyleyeyim. Çok benim hakkı zararım. Zebur'un şiirsel olduğunu söylenir. Ben Zebur okumadım. Şimdi çok teşekkür ederim ama. Hazreti Davut Aleyhisselam'ın, Davut Peygamber'in de Davudi ses derler. Sesinin çok güzel olduğu, Zebur'u da çok güzel okuduğu anlattım derler. Hani şiir diyoruz ama hani dünyalı şey vesaire diye ama hani Zebur'un bu şekilde olduğunu söylüyorlar. Yani mesela da bunun bir açılımı var mı acaba? Yani niçin o zaman hani Zebur şiirsel şekilde, evet, bu şekilde davet ediyormuş Davut Aleyhisselam? Ben böyle bilgiye sahibim. Hani sen de bunu daha da açıyor mu acaba? Var mı bununla ilgili? Abi aslında bu metnin devamında var ama vaktimiz yetecek mi bilmiyorum. Tamam. Yani o şiirsellikle bu Kur'an-ı Kerim'in metin yapısının arasındaki farkın nasıl bir kazanç sağladığını Kur'an'a. Ama inşallah oraya gelebiliriz. Şiirin hayalatından müstahnidir. Yani parçanın bütünü bilmesi gibi değildir Kur'an'ın beyanı. Kur'an'ın beyanı bütünün sahibinin bütün hakkında verdiği haberdir. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı, burası çok kritik bir yer. İnşallah burayı da konuşalım, bitirelim. Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, yani Kur'an evet çok intizamlı, içinde çok sanat var. Ya ama Cenab-ı Hak niye şiir olarak vahyetmedi bunu? Ve niye peygamberini şiirden teberri ediyor? İşte ayet-i kerimede buyurdu. Estağfirullah. Ve ma allamnahu şiire ve ma yenbagilah. Biz ona şiir öğretmedik. Bu ona yakışmaz da dedi. Niye böyle diyor Kur'an? Evet, Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesindeki kemal-i nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde, üslubu muntazam, dersi vermesi süper. Ama manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki, arkadaşlar burası çok kritik bir yer. Bu metni ben çok önemsiyorum. Bediüzzaman Hazretleri'nin tefsir tarzına dair de çok şeyler söyleyen bir yer. İnşallah anlatabilmek nasip olur. Ayetlerinin her bir necmi, necim yıldız manasına geliyor. Evet. Vezin kaydı altına girmeyip, yani vezin ne demek? Mesela aruz vezni vardır şiirde. Ölçü, evet. Bir cümle kuruş tarzıdır. İşte mefaülün, faülatün, faülün, onun kalıpları var. Hecelerin sesliyle veya sessizle bitmesine göre öyle cümle kurarsanız o kalıba uyuyor. Ama Kur'an'da böyle bir kalıp sistemi yok. Kur'an'da mesela estağfirullah, elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin, birden uzuyor mesela, iyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Mesela kısa geliyor, uzun geliyor, sonra tekrar kısalıyor, sonra tekrar çok uzuyor. Öyle şiirdeki gibi sabit ritim değil Kur'an.
vezin kaydı altına girmemiştir Kur'an yani. Kendisini böyle bir şeye mecbur bilmemiştir. Ta ekser ayetlere, vezin kaydı altına girmeyip ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeyinlerinde mevcut münasebeti maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hattı münasebet teşkil etmesidir. Güya serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşref sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her bir zil ecniha olan 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet, nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten adem-i intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bakar, her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olacak olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispeti hafiyeye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi umum yıldızlara bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü vardır. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör, kilit cümle burası. İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör, ibret al ve meallemnev şiranın bir sırrını bil. Geri dönüyoruz. Ne dendi burada? Özetle şöyle bir şeyi fark ediyoruz. Kur'an-ı Kerim, şiiri çok iyi bilen, şiirin ölçülerini, veznini çok iyi bilen bir kavim içinde nüzul etmesine rağmen adeta bu konuda Arapların da ezberlerini bozarak kendisini vezne mecbur bilmemiştir. Böyle nazil olmamıştır. Değişen düzenlerde ve mesela ahenklerde gelmiştir. Bu anlamda Arapların ezberini bozan bir metindir Kur'an-ı Kerim yani. Araplar böyle metine alışık değillerdi. Onlar daha çok böyle ölçülü şiirlere alışıklardı. Ama bunu niye yapmıştır Kur'an-ı Kerim? Bu sayede tabiri caizse bu bir kusurlu bir örnek ama diyelim bir robot oyuncağınız var, tek parça bu. Bu robot oyuncağını parçalasanız çekiçle tekrar ondan başka bir oyuncak yapabilir misiniz? Yapamazsınız çünkü o zaten ona göre yapılmış yani bütün parçalar o robotu oluşturacak şekilde yapılmış. Kırdığınız zaman o parçalardan bir daha başka bir şey olmaz. Ama Legolardan, ya diyorum la teşbih ve la temsil, çok kusurlu bir temsil bu. Legolardan bir robot yapsanız, bu çocuklar oynuyor ya küçük küçük oyuncak parçalar, belki bilmeyen vardır, böyle hani birleştirebiliyorsun, değişik boyutları var. Onları birleştiriyorlar mesela, robot yapıyor, başka bir şey yapıyor. Legolardan yapılmış bir robotunuz olsa onu parçalarsınız, sonra onu birleştirip gemi yapabilirsiniz. Sonra onu tekrar parçalar, tekrar birleştirir, araba yapabilirsiniz. Yani o çocuk onu her şekle sokabilir. La teşbih ve la temsil. Cenab-ı Hak Kur'an'da ayetleri vezin kaydına mecbur etmeyerek her birisinin diğer her birisine merkez olabilmesi, hepsinin birbir diğerine hattı münasebet uzatabilmesini sağlamıştır. Ne gibi? Uzaydaki yıldızlar gibi. Biz uzaya baktığımız zaman yıldızları nasıl görüyoruz? Karışık. Yani bir şey var mı böyle? Yani cetvelle koyup işte 2 santim şeyde şu var, 2 santim uzağında bu var, 3 santim uzağında, böyle ölçemiyoruz. Biri orada, biri burada, biri şurada, biri burada. Hani böyle baktığımız zaman bize çok dağınık gözüküyor. Sanki haşa sümme haşa bir düzensizlik varmış gibi gözüküyor. Ama astronomi ilmine girdiğiniz zaman anlıyorsunuz ki onun kütlesinin, onun çekim kuvvetinin, bunun efendime söyleyeyim itme kuvvetinin hepsinin bir bağı var ve bu bağlara göre onların oralarda olması çok matematiksel. Hepsinin bir görevi, bir vazifesi var. Bulunduğu yerlerde ona göre Allah tarafından hepsi ayarlanmış sistem. Tabii tabii. Kütle çekim yasasına göre onların her birisi tam olması gereken yerde yani. Anlat hocam. Buyurun Mustafa. Yani sadece esere baktırmıyor. Yani felsefede esere bakma. Evet. Bakma. Evet. O cihetlerine yorumlar. Ama Rabbimiz sadece esere bakmıyor. Eserden fiile, fiilden faile, evet. Failine. Ondan sıfatına, o failin vasfına, sıfatına, ondan şunatına, zatı özelliklerine ve ondan da zatına ulaştırıyor. Tabii tabii.
Yüzeyi yırtıyor ve derinliğe sokuyor bize. Yani mesela yıldızlardan şey verdi. Hani şimdi felsefede ne yapıyor? Dünyamız güneşin etrafında dönüyor. Gece gündüz meydana geliyor. Efendim kendi etrafında dönüyor. Gece gündüz meydana geliyor. Güneşin etrafında dönüyor. Meclisler meydana geliyor. Gibi böyle. Ama şeyde duran kendine döndürüyor. Yani bak döndüren varsa Allah. Dönme varsa döndüren. Evet Fatih. Nizam varsa nazımına. Evet. Mesela saniyede 30 kilometre hızla döndürüyor. Evet. Gayet nizam var. Güneşin sistemiyle beraber 10 kat daha hızlı bir şekilde. Evet. Samanyolu'na daha hızlı bir şekilde gelebilir. Evet. Merkez etrafında evet. Bir nizam var. İntizam var. Şeyler de öyle. Mesela atomlar da öyle. Evet. Saniyede 10 bin kilometre ile 300 bin kilometre yer yakın bir hızla. Evet. O küçücük şeyle döndürüyor elektronları. Yani o çekirdek yatar. Çünkü müthiş bir nizam var. Yani nizam varsa nazımı var. Evet. Yani felsefe resim üzerinde duruyor. Ama Kur'an-ı Kerim ressamını. Evet. 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 Buradaki şey biraz da şöyle bir sıra abi. Az önce altını biraz çizmeye çalıştım. Yani evet Kur'an'daki ayetler de tıpkı mesela Kur'an'ı önümüzde Mushaf açık olsa şöyle tutup ayetleri atabilsek gökyüzüne bize gösterecekleri manzara tıpkı uzay gibi olacak. Mesela orada Fatiha daha küçük duracak. Çünkü ayet olarak az. Ama ışığı kuvvetli gelecek. Çünkü Cenab-ı Hak ona özel bir şey vermiş. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ın annesidir demiş onun için. Veya işte başka bir sure başka bir büyüklükte gözükecek. Başka birisi, birisi uzak birisi yakın gelecek. Ama bu manzara aynı zamanda Kur'an'ın neyini sağlıyor? Mesela Üstad Hazretleri'nin tefsir tarzında da bu vardır. Bir ayeti kerimede duruyor Üstad mesela Haşr Risalesi'nde. Fenzur ila eser rahmetillahi keyfe yuhil arza bade mevtila ila ahir ilaya. Ayette duruyor. Oradan bir bakıyor. Ona bir uzay manzarası gözüküyor. Bütün ayetler ona göre bir manzara teşkil ediyor. Ve o manzarayı Üstad tefsirine hıfzediyor. Ben de heyecanlandım galiba. Tefsirinde böyle bize veriyor. Sonra başka bir ayetin üstünde duruyor Üstad. Bakıyor başka bir manzara. Onu da böyle alıp bize tefsir olarak veriyor. Yani Kur'an'da hangi ayetten yola çıkarsanız size bir Kur'an. Bak burada onu söyledi. Şimdi bir daha okuyayım metni bu konuştuklarımız ekseninde. İşte bu sırdan dedi ki Kur'an-ı Hakim nihayetsiz parlak yüksek hakikatlere cami olduğundan şiirin hayalatından müstanidir. Evet Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın icaz derecesinde kemali nizam ve intizamı ve kitab-ı kainattaki intizamat-ı sanatı muntazam üsluplarıyla tefsir ettikleri halde manzum olmadığının diğer bir sebebi de budur ki ayetlerin her bir necmi, her bir yıldız, bak Üstad Hazretleri ayetlerden her birisini bir yıldıza benzetiyor. Bak uzay şeyi. Vezin kaydı altına girmeyip, bir kalıba mecbur olmayıp, çünkü kalıp olsaydı o ayet oradan başka bir yere konamaz olacaktı. Mesela bir şiirden bir mısrayı çıkarın götürün en aşağıya koyun tutmaz ki. Kafiyesi tutmaz, içeriği tutmaz vesaire. Ta ekser ayetlere bir nevi merkez olsun ve kardeşi olsun ve mabeynlerinde mevcut münasebeti maneviye rabıta olmak için o daire-i muhita içindeki ayetlere birer hat-ı münasebet teşkil etmesidir. Güya her bir serbest her bir ayetin ekser ayetlere bakar birer gözü, müteveccih birer yüzü var. Bak her bir ayetin bütün ayetlere. Kur'an içinde binler Kur'an bulunur ki her bir meşrep sahibine birisini verir. Nasıl ki 25. sözde beyan edildiği gibi Sure-i İhlas içinde 36 Sure-i İhlas miktarınca her bir zil ecniha olarak 6 cümlenin terkibatından müteşekkil bir hazine-i ilmi tevhid bulunuyor ve tazammun ediyor. Evet nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların bak nasıl ki semada olan intizamsız yıldızların sureten ademi intizamı cihetiyle her bir yıldız kayıt altına girmeyip her birisi ekser yıldızlara bir nevi merkez olarak daire-i muhitasındaki birer birer her bir yıldıza mevcudat beynindeki nispet-i hafiye işaret olarak birer hattı münasebet uzatıyor. Jüpiter'in Güneş'le de bir ilgisi var, bizimle de bir ilgisi var. Yani çekim kuvvetlerinin hepsinin birbiriyle bir ilişkisi var. Jüpiter'den baksanız bir manzara görürsünüz. Dünyadan baksanız başka manzara görürsünüz. Ama her birisi aslında aynı manzaranın parçalarıdır. Güya her bir tek yıldız necmi ayet gibi, ayet yıldızı gibi umum yıldızlara bakar birer gözü ve müteveccih birer yüzü vardır.
İşte intizamsızlık içinde kemali intizamı gör, ibret al. Zahiren Kur'an-ı Kerim intizamsız gibi şiire benzemiyor ama asıl intizam, asıl zenginlik, asıl içerik zenginliği, bakış açısı zenginliği, metni tefsir edebilme, tefekkür edebilme zenginliği bu çeşitlilikten doğuyor. İbret al ve meallemnev şiira'nın bir sırrını bil. Demek ki Kur'an-ı Kerim bu sırdan dolayı kendisini Kur'an'a nispet etmemiş. Beşer sözü olmadığını. Evet, 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 aynen öyle abi. Pekala, süremizi epey açtık. Benim çenem düştü. Çok konuştum arkadaşlar, kusura bakmayın. Buyurun abi, son olarak sizden bir katkı alalım. Bu astroloji ilmi, yani uzay ilminden bahsettik ya, böyle küre-i arz diye galiba İslam'da geçiyor. Üstad Hatip'in söylediği. O öyle bir eksenle birbirine bağlıdır ki diyor. En ufak bir oynama olsa diyor, kainatın düzeni bozulur diyor. Tabii. Mesela meteor düşecek diyor. Hemen NASA herkes önlem almaya başlıyor. Ama dünya çarpacak bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Bir sistem dengesiz tabii, oluyor. Tabii. Kainatta Allah'ın yarattığı sistem düzen bir bozuk olduğu zaman bu da imtihan, bir ibret tabii. Tabii. Hemen insanlar panik oluyor. Yani her şey bir insan düzeni, evet, gibi ayarlanmış, tasarlanmış. Onun için hani buna da çok açıkçası dikkat etmek bir lazım. Beşiktaş'la ilgili küçük bir şey söyleyeceğim, onu dersten sonra söyleyeceğim. Tamam abi. O işi nokta kaldı. Tamam abi, inşallah. İnşallah. Allah razı olsun, evet. Pekala, Allah hepinizden razı olsun. Biraz çenem düştü, çok konuştum. Belki biraz sıktım, uyuttum. Kusura bakmayın. Beni heyecanlandıran mevzular. Burada özetle ne öğrendik? Kur'an-ı Kerim hem içerik olarak hem üslup olarak beşerin ürettiği bilgiye veya beşerin kendinin en üst sanatı bildiği bilgiye uymuyor ama ondan daha üst bir şey başarıyor. Bunu nasıl muvaffak oluyor Kur'an-ı Kerim? İşte burada Bediüzzaman Hazreti bu 13. söz boyunca değişik veçheleriyle bunu anlatıyor. Biz sadece bir veçhesini okuyabildik. Cenab-ı Hak okuduklarımızın tesirini üzerimizde halk eylesin. Allahümme inni estaudüke cemi'a ma anzuruhu fi hazel kitabı hatta teruddehu aleyye fi vakti ihtiyacı ileyh. Ya Rabbi, senden öğrendiklerimizi yine senin katına emanet ediyoruz. İhtiyacımız olduğunda, hele son nefeste imanımıza imanla verir miyiz, vermez miyiz o alanda, hem kabirde Münker Nekir bize hesap sorarken hem de ya Rabbi gereken her yerde bu ilimleri bize ulaştır, tekrar hatırlat. Bizi ya Rabbi ilimsizlerden eyleme. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.